Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün 8. sınıf İnkılap Tarihi 1. ünitemizle alakalı yeni nesil sorular çözeceğiz. Bu soruları öğrencilerimiz için paylaşan Yavuz Yıldız öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Hocamızın sosyalbilgiler.biz adlı sitesini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca Yavuz hocamız Arı Yayıncılık'ta yazar. Arı Yayıncılık kitaplarını da sizlere tavsiye ediyorum. Bu tarz yeni nesil soru çözme videoları daha fazla gelecek. Beğenir ve abone olursanız derslerimizi kaçırmazsınız. Soru çözümümüze başlamadan önce videoyu duraklatıp cevaplarınızı verebilir. Daha sonra benimle birlikte kontrol edebilirsiniz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Buna göre, aşı, buna göre Osmanlı aydınlarının aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenemez. Söylenemezi soruyor. Dikkat ediyoruz. Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar. Osmanlıcılık adı verilen bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu. Osmanlıcılık fikrinin etkisi ile tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edildi. Kanuni esası kabul edilerek meşrutiyet yönetimine geçildi. Osmanlı Devletinin son dönemiyle alakalı bir duruma yer verilmiş. Şimdi hemen söylenemez denilen kısma bakıyoruz. Bizden soruyu anladık, sorunun e, cümlesini de iyi bir şekilde anladık. Bakalım. Azınlıklara siyasi imtiyaz yani ayrıcalık verilmesini arkadaşlar bakın azınlıklara devlet yönetimine katılmayla ilgili bir durumdan bahsetmedi. O yüzden. A benim için yanlış olacak şimdilik. B şıkkıyla devam edelim. Ülke içinde birlik ve beraberliğin sağlanması. Sağlanması. Zaten Osmanlı Devleti'nin Osmanlıcılık fikrinin ortaya atılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de ülke içinde birlik ve beraberliği sağlamaktır. Yani B şıkkımız doğru çünkü bana söylenemezi soruyordu. Devletin toprak bütünlüğünü korumasını devlet zaten Bunların milliyetçilik isyanıyla birlikte, milliyetçilik ayaklanmalarıyla birlikte devletten ayrılmalarını engellemek için bu durumu yapıyor. Yani C'de doğru. Toplumsal eşitliğin gerçekleştirilmesi de yine Osmanlı'da hiçbir şekilde bakın diyor ki dil, din, ırk ayrımı yapmadan bütün milletleri kapsayacak bir Osmanlıcılıktan bahsediyor. Yani toplumsal eşitlikten de bahsediyor. Ama azınlıklara ayrıcalık verilecektir fikri burada bizde istenmiyor o yüzden cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik önemli bir liman şehri olmanın yanında demiryolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik ülke üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Selanik şehrinin bu özelliklerinin bu üç tane verilen durumdan hangisine ortam hazırladığı söylenebilir. Hemen bakalım. Batı ülkeleriyle etkileşim yaşanması. Batı ülkeleriyle etkileşim halindeki oradan gazete, dergi ve kitap geliyor. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Şehrin sosyal ve kültürel yönden gelişmesi Aynı zamanda Selanik şehri sosyal ve kültürel yönden de gelişmiştir. Çok ulusludur ve dergi kitap geliyordur. Yani ikinci öncülümüz de doğru olacak. Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edilmesi gazete dergi geliyorsa gelişmeler yakından takip edilebiliyordur. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğru. Yani ikinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir diyebiliriz. Şimdi hemen üçüncü sorumuzla devam edelim. Verilen bilgide Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti üzerindeki hangi etkisine doğrudan vurgu yapılmıştır? Biliyorsunuz ki Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'ni birçok alanda etkiliyor ama hangisi hangi etkisine doğrudan vurgu yapılmıştır? Devam edelim bakalım sorumuza. Fransız İhtilali ile birlikte hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi fikirler dünyaya yayıldı. Özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi. Bu fikrin en fazla etkilediği devletlerden biri Osmanlı Devleti oldu. Milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla isyan etmeye başladılar. Sırplarla başlayan isyanlar diğer azınlıklara yayıldı. İsyanların etkisi devletin özellikle Doğu Avrupa ve Balkan topraklarında yıkıcı oldu. İsyanlar sonucunda Balkanlarda huzur bozuldu. Şimdi arkadaşlar burada bize anlatılan şey şu. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımıyla birlikte Osmanlı Devleti yavaş yavaş bu milletlerin isyan etmesiyle topraklarını kaybediyor. Toprak kaybetmek iktisadi yani parayla ilgili midir? Hayır. Mali yine ekonomiyle ilgili midir? Hayır. Dinle ilgili midir? Hayır. Ama toprak kaybetmek doğrudan siyasi bir olgudur. O yüzden cevabımız A seçeneği. Dördüncü sorumuz. Mustafa Kemal'in öğrenim hayatında Etkisi, öğrenim hayatında etkisi altında kaldığını söylediği bir başka öğretmeni Manastır Askeri İdadi'sinde tarih dersleri veren Topçu Kolası Mehmet Tevfik Bilgedir. Mustafa Kemal'in kendisine minnet borcum var, bana yeni ufuk açtı dediği Mehmet Tevfik derslerinde Fransız Devrimi ile diğer devrimlerden ve düşünce hareketlerinden söz ettiği gibi genç öğrencisinde tarihe karşı sevgi ve ilgi uyandırmıştır. Bakın bunu kim söylemiş? Şerafettin Turan Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar kitabında belirtmiş. Buna göre Mustafa Kemal'in tarih öğretmenine beslediği şükran ve minnetin sebebi olarak hangisi ya da hangileri gösterilebilir? Bana gösterilebilir olan soruyor. Milli tarih bilinci. Bakın öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge tarih sevgisine yani milli tarih bilincinin oluşmasını Mustafa Kemal de sağlamıştır. Yani bir doğru olacak. Bir olmayanı silebilirim. C gitti. Otomatikman bir şıktan kurtuldum. Düşünce yapısına katkı sağlaması. Zaten e, Fransız ile birlikte, devrimlerle birlikte düşünce hareketleriyle etkilemiş. Tarihe ilgisini sağlamış. Demek ki düşünce yapısına da katkı sağlamıştır. İkinci öncülümüz de doğru olacak ama Mehmet Tevfik Bilge Mustafa Kemal'e askeri yeteneğinin geliştirilmesiyle bir cümlede belirtilen kısım olmadığı için üçüncü öncülümüzü almıyoruz. Doğru cevabımız 1-2'nin olduğu B seçeneğidir diyoruz. Hemen 5. sorumuzla devam edelim. Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Bize çıkarılamaz soruyor. Hemen bilgimizi okuyalım. Sömürge yarışında geride kalan İtalya, gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulabilmek için Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki toprağı Trabluskarp'a saldırdı. Dün canlı yayında bu dersimizi işlemiştik hatırlayacaksınız. Trabluskarp'a ordu ve donanma gönderebilecek durumda olmayan Osmanlı Devleti, bakın Osmanlı ordu ve donanma gönderebilecek durumda değil, hemen şurayı işaretleyelim, önemli olabilir bizim için. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bazı subayları gizlice bölgeye gönderdi. Bu subaylar yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler. Derne ve Tobruk'ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil şeridinden öteye geçemediler. Bilgiye göre hangisi çıkarlamaz diyor. A şıkkıyla başlayalım. Osmanlı Devleti'nin ordu ve donanmasının yetersiz olduğunu. Yetersiz ki oraya gönderemiyoruz. Yani A şıkkımız doğru çıkarılabilir. Bize çıkarlamaz soruyor. İtalya'nın Osmanlı topraklarına yönelik yayılmacı bir politika benimsediğine evet bunu da çıkarabilirim. Toprağımı sömürmek istiyor. Vatansever Osmanlı subaylarının Trabluskarp'ı savunmak için büyük özveride bulunduklarına bakın kimsenin gitmediği Trabluskarp'a bazı gönüllü subaylar gidiyor. Demek ki C şıkkımız da doğrudur. Osmanlı Devleti'nin Trabluskarp'ı kendi kaderine bıraktığı hayır arkadaşlar gönüllü de olsa oraya subayları gönderiyor. Yani cevabımız D seçeneği. Hemen 6. sorumuzla devam edelim. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmaları sonucunda Padişah 2. Abdülhamit 23 Temmuz 1908'de meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kaldı. ikinci kez. 13 Nisan 1909'da İstanbul'da meşrutiyet yönetimine son vermek amacıyla 31 Mart olayı olarak bilinen Hemen şurayı işaretleyelim. 31 Mart olayı olarak bilinen bir isyan çıktı. Bu isyanı bastırmak için Selanik'te hazırlanan ve ismini Mustafa Kemal'in verdiği Hareket Ordusu kuruldu. Bu ordu İstanbul'a gelerek ayaklanmayı bastırdı. İstanbul'da düzen yeniden sağlanarak meşrutiyet yönetimi korundu. Bakın meşrutiyet korundu. Bu önemli bir olay. Mustafa Kemal sadece isyanın bastırılmasında değil Ordunun kurulmasında, hareketin planlanmasında ve ordunun İstanbul'a gelmesinde önemli rol oynadı. Şimdi verilen bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisi çıkarılabilir? Bana bunu soruyor, çıkarılabilir. Bir kere Mustafa Kemal'in yukarıdaki bilgilere bakılarak inkılapçı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yenilikleri koruyor. Yenilik ne? Meşrutiyet bir yeniliktir. Yenilikleri korumak için isyanı bastırmaya geliyor. O yüzden inkılapçılık benim öncüllerimden doğru olandır diyorum. Teşkilatçılık da var çünkü hareket ordusunun kurulması ve planlanmasını sağlıyor. Yani teşkilatçılık da vardır. Vatanseverlik Vatanını seven kişi ülkesindeki karışıklıklara duyarlı olur. Mustafa Kemal de duyarlı bir vatandaş gibi davranıp Hareket Ordusu'yla İstanbul'u, devleti kurtarmaya gelmiştir. Vatanseverlikte doğru öncülümüzdür. Yani cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. Hemen 7. sorumuzla devam edelim. Aşağıda Mustafa Kemal'in bazı düşüncelerinin oluşumuna etki eden yerli aydınlarla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Mehmet Emin Yurdakul eserlerinde Osmanlıcılığın yeni yerine Türkçülüğü ve Türklük duygusunu dile getirmiştir. Türkçü bir yazardır ayrıca. Namık Kemal eserlerinde vatan ve hürriyet kavramlarını yeni kuşaklara aşılamıştır. Tevfik Fikret eserlerinde baskıcı yönetimlere karşı özgürlüğü, insan haklarını ve çağdaşlığı savunmuştur. Tevfik Fikret de batıcılığı savunan bir aydınımız. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarının Mustafa Kemal'e sağladığı kazanımlardan birisi olamaz? Dikkat ediyoruz. Bana olamaz olanı soruyor. Milliyetçi kişilik. Bakın, Mehmet Emin Yurdakul'dan Türkçülüğü öğrenmişti yani milliyetçiliği. A şıkkımız doğrudur. Yani olabilir. Bilimsel ve akılcı anlayışa sahip olması. Tevfik Fikret'ten de bunu öğrenmiştir. Yani B şıkkımız da doğrudur. D şıkkına bakıyorum. Fikir hayatının gelişmesi bu üç kişide zaten onun fikir hayatının gelişmesine katkı sağlamıştır. Ama inanç birliğine önem vermesi Osmanlı devletinde inanç birliğini sağlamanız zaten kolay değil. Tek bir dinin olması mümkün değil çünkü çok ulus var. Diyelim ki 80'imiz Müslüman olalım Osmanlı'da ama Ermeniler Hristiyan. Mesela Osmanlı'da yaşayan Yahudiler var. Hiç e, Tanrıya Allah'a inanmayanlar var. Yani inanç birliğini sağlayamazsınız. O yüzden Mustafa Kemal'i bu verilen kişiler inanç birliği konusunda etkilememiştir diyoruz. Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. 8. sorumuzla devam edelim. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in resmi görevlerle Avrupa'da bulunmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? Mustafa Kemal 1910 yılında orduyu temsilen de yapılacak askeri manevraları takip etmek için Fransa'ya gitmiştir. Balkan Savaşları sonrasında Sofya'da ateşe militerliğe atanmıştır. Şimdi Mustafa Kemal'in batıya gitmesi onda hangisine ortam hazırladığı savunulabilir. Savaş deneyimi elde etmesi. Milli kültürden uzaklaşmasına. Hayır arkadaşlar. Savaş deneyimiyle buranın bir alakası yok. Çünkü bu verilen iki olay savaş değil. Sadece tatbikatı izlemeye gidiyor Picardi'de. Yani A şıkkını da alamayız. B'yi zaten alamıyoruz. Milliyetçi bir kişiliğin kazanmasında Avrupa'ya gitmesiyle bir alakası yoktur. C'yi de alamıyoruz. Ama Avrupa'ya gitmesi Batı uygarlığını yakından tanımasına sebep olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. 9. sorumuza devam edelim. Buna göre Mustafa Kemal'in Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden ayrılarak Selanik Askeri Rüştiyesi'ne geçmesinde verilen faktörlerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? Hemen üst taraftaki öğrenim hayatı ile ilgili bilgiyi okuyalım. Kendi anlatımıyla verilmiştir diyor. Mahallemizde binbaşı Kadri Bey'in adında bir komşumuz oturuyordu. Oğlu Ahmet askeri rüştiyeye devam ediyor ve okul elbiselerini giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle elbise giymeye hevesleniyordum. Bakın arkadaşını görüyor sokakta ve ondan etkileniyor. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Onların derecesine ulaşmak için takip edilmesi gereken yolun askeri rüştiye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştiye girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten pek korkardı. Asker olmama karşı çıktı. Yani annesi onun asker olmasını istemiyor. Giriş sınavı zamanı gelince ona sez e sezdirmeden sınavı verdim ve askeri rüştiye kaydoldum. Yani gizlice annesinden yapmış bu işi. Böylece anneme karşı bir oldu bitti yaptım diyor ve Selanik askeri rüştiyesine giriyor. Peki onun Selanik askeri rüştiyesine girmesinde hangisi etkili olmuştur? Bir, yaşadığı çevreden etkilenmesi kesinlikle bakın Binbaşı Kadri Bey'in oğlunu görerek ve etraftaki asker üniformalıları görerek bu okula girmeye hevesleniyor. Yani birinci öncülümüz doğrudur kararlı bir kişilik yapısının olması annesinden gizlice kafasına koyduğu şeyi yapıp o sınavı kazanıp okula yerleşmesi kararlı olduğunu gösterir. İkinci öncülümüz de doğru. Annesinin istekleri zaten annesi asker olmasını istemiyor. O yüzden annesinin istekleri etkili olmuştur diyemeyiz. Üçüncü öncülümüz yanlış. Üç olanları siliyorum. Bakın C şıkkı gitti. D şıkkı gitti. Zaten ben 1 ve 2'nin doğru olduğunu biliyordum. Cevabımız o zaman otomatikmen B şıkkıdır. Böyle öncüllü sorularda emin olduğunuz öncülerden sonrasını eleyerek gidebilirsiniz. 10. soru aşağıda 1. Balkan öncesi ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Balkan ülkelerini gösteren haritalara yer verilmiştir. Birinci durumda Balkanlı savaşından önceki Balkanlar ve Osmanlı. ikinci durumunda, ikinci durumdaki haritada Balkan savaşı sonrasındaki harita. Hemen haritayı bir yorumlayalım. Bakalım. Osmanlı Devleti bakın çok geniş bir toprakları var hala Balkanlarda ama Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan Osmanlı'dan ayrılmış. Şimdi 1. Balkan Savaşı'ndan sonraki duruma bakıyorum. Osmanlı'nın toprakları küçülmüş. Bakın burada bir sınır var. Görebiliyor musunuz? Bu sınıra kadar çekilmiş. Bulgaristan topraklarını büyütmüş. İlk haritayla karşılaştırdığımda Bulgaristan toprak genişletmiş. Sırbistan yine topraklarını genişletmiş. Karadağ topraklarını genişletmiş. Yunanistan topraklarını genişletmiş. Arnavutluk diye yepyeni bir devlet kurulmuş 1. Balkan Savaşı sonrasında. Şimdi bu haritayı iyice inceledim. Haritadan haricinde hiçbir şeyi kendim katmıyorum. Harita ne diyorsa bana onu e, bulmaya çalışacağım. Bu haritalardan 1. Balkan Savaşı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? Hemen soruyu soralım. Hangi ülkeler savaş sonrasında sınırlarını genişletmiştir? Cevap verelim. Bakın, Karadağ genişletti. Sırbistan genişletti. Bulgaristan genişletti. Yunanistan genişletti. Yani bu sorunun cevabını haritalardan bulabiliyorum. Osmanlı Devleti'nin savaş sonrasında hangi ülkelerle kara bağlantısı kalmamıştır? Hemen bu haritaya bakıyorum. Bulgaristan'la kara bağlantısı var ama Yunanistan'la, Sırbistan'la, Karadağ'la, Arnavutluk'la yok. Bu sorunun cevabını da haritalardan bulabildim. Balkan ülkelerini Osmanlı Devleti'ne karşı hangi ülke kışkırtmıştır? Haritadan ben onu bulabilir miyim? Yani işte İtalya kışkırttı, Fransa kışkırttı, Almanya kışkırttı. Haritada böyle bir bilgiye yer veriyor mu? Hayır. O zaman bu sorunun cevabına ulaşamam. Zaten cevabım da budur. Ama son öncülümüzdeki sorunun cevabını da bulalım. Osmanlı Devleti'nden savaş sonrasında en az toprak alan ülke hangisidir? Bakın en az toprak alan ülkeye baktığınız zaman en küçük olan Karadağ en az toprağı almıştır. Buna da ulaşabildim. Ulaşamadığım benim C şıkkıdır diyebilirim. Evet arkadaşlar böylece inkılap tarihi birinci ünitemizle alakalı yeni nesil soru çözümümüzü bitiriyoruz. Bu tarz videolar daha fazla gelecek. Bu tarz soru çözme derslerimiz daha fazla gelecek. Canlı yayınlarımız devam ediyor. Konu anlatımlarımızı canlı yayınlarda yapıyoruz. Baştan sona LGS konularının tamamını canlı yayınlarda sizlerle beraber işleyeceğiz. Sizler de kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenebilir, abone olabilirsiniz. Canlı yayınlarımızı daha fazla kişinin izlemesi için arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Emin olun LGS ile alakalı çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de bize destek olabilirsiniz.